Evet, şimdi Özgü Duru'yu uyuttum ben. Bu arada hepinize günaydınlar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Keyifler nasıl? Biz birazcık böyle sıkılmaya başladık açıkçası. Şimdi ben un çorbası yapacağım. Hazır Özgü Duru uyuyorken. Uyanınca yiyeceği bir çorba olsun istedim. O yüzden birazcık böyle sıvı yağ, birazcık da tereyağı koydum. Ve kızartacağım. Tereyağının kızartıldığını yani eriteceğim biraz istedim. Un çorbasını genelde çocuklar çok sever. Bayağıdır da yapmıyordum. Hatta en son ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Bizim genelde favori çorbalarımız işte mercimek, şehriyeli çorba, domates şehriyeli çorba, domates çorbası falan yani. Ama bunu da bugün deneyeceğim. Şimdi bu tereyağı içinde erisin. 3 yemek kaşığı tepeleme un koyacağım. Kokusu çıkarıncaya kadar karıştıracağım. Sonra 1,5 yemek kaşığı salça koyacağım. Sizde biber varsa biberle domatesi karıştırıp da yapabilirsiniz. Ben de şu hazır annemin yaptığı salçadan yapacağım. Bu domatesli galiba ya da karışık da olabilir. Hatırlamıyorum, sormam lazım. Bu salçadan ekleyeceğim. Sonra da sıcak su ekleye karıştıracağım topaklanmayacak şekilde. Et suyu, tavuk suyu da çok yakışıyor ama bizimkiler içmediği için, yani onlar içmediği için et suyu vesaire katmıyorum. Normal suyla halledeceğiz. Şimdi bu tereyağı erimeye başladı. Bundan sonrası da artık hızlı çekim. İyi seyirler. Kaynıyor çorbamız oldu. Kıvamını istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Ben çok katı istemedim yapmak. Çok sıvı da istemedim. Bence tam ölçülü. Şu anda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Özgürlüğümü ağladı. Uyanınca afiyetle yiyecek kızım. Ben de şimdi ev işlerine geçeyim. Merhabalar tekrardan. Ay çok böyle nefes nefese kaldım. Şöyle yaptım aslında. Evi süpürdüm, sildim, toz aldım. Maalesef her şeyi çekemedim. Çünkü bir yandan Özgü Duru ile ilgilendim. Bir yandan o işlerimi yapmaya çalıştım. Ondan sonra Özgü Duru'ya bir banyo yaptırdım. Sonra giyindirdim, yemeğini yedirdim falan. Birazcık yorucu bir süreç oldu. Bir de art arda yaptığım için. Şimdi birazcık artık dinleneceğim. Aklıma bir şeyler geliyor ama ne geliyor bilmiyorum ya. Biliyorsunuz belki söylemişim. Kuzenim geldi Elazığ'dan, artık haftalar sonra görüşeceğim kendisiyle. Cuma günü, yani siz izlediğiniz gün bize kahvaltıya geliyorlar. Sonra ondan sonraki gün cuma günü bırakmam onu. Cumartesi de bende kalır. Bir şeyler yaparız onunla ya. Bakalım, kendisi eğer isterse onu da tanıştırmak istiyorum sizinle. Kendisi veteriner. Eğer sorularınız varsa şimdiden bu yorumlara yazın. Kendisine soralım, bir soru cevap yapabiliriz isterseniz. Benzetecek misiniz? Merak ediyorum ben de Elif'le beni. Bakalım. Aynı yaştayız bu arada. Kendisi Elazığ'da oturuyor. Bekar. Öyle işte. Yarın için onlara bir kahvaltı menüsü hazırlamam lazım kafamda ama henüz daha planlamadım. Yatmadan önce onu planlayayım da sabah ona göre planlı bir şekilde kalkayım. Sonra elim ayağıma dolaşıyor. Ne yapacaktım ben falan diyorum. Seveceği ne olabilir diye düşünüyorum. Ben birazcık daha düşüneyim. Evet. Sabah söylemiştim. Yarın misafirlerim kahvaltıya gelecek diye. Şimdi börek yapayım dedim. Sevilenlerimde yufka varmış. O yüzden ondan aldım. Hemen yufkayı börek yapacağım. Öncelikle iç harcı için Yani peynir harcını hazırlıyorum. Şöyle yarım peynir koydum. Şöyle bir demet maydanozum var. Maydanoz da ekleyeceğim böreğin içine. Çok yakıştırırım maydanozu her zaman. O yüzden şöyle şu saplarını koyalım. Şimdi maydanozumu doğruyorum. Peynirlerimi, maydanozlarımı şöyle bir karıştırıyorum. 7 tane yufkam var. Şimdi şu harcımı da yapalım. Bir tane maden suyu koyuyorum. Bir su bardağı süt koyuyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir tane de yumurta. Şimdi güzel bir şekilde çırpacağım. Şimdi şu tepsimi biraz yağlayacağım. İlk yufkamı hiç parçalamadan en alt tarafa dizeceğim. Parçalamadan açmayı başarırsam, genelde hiç başaramadım. Bir tık da olsa yırtıldı. Bugün de başaramadım. Şimdi önce şöyle şuna bir bulayım. Evet, kameranın şarjı bittiği için gösteremedim. Şöyle biraz daha çekeyim şöyle. Şimdi şöyle yaptım. İlkini tam düz seremedim. O yüzden hepsini parçalı koydum. Arasına peynir koydum. Sonra diğerlerini yine sosa batırıp koydum. Böyle daha güzel oluyor. Sonra sosum kalmadı. O yüzden yeniden sos yaptım en üstüne dökmek için. Yani birazcık eğer yapacaksanız ölçüleri birazcık daha fazla yaparsanız daha iyi olur. Benimki yetmedi çünkü. Şimdi bunun hepsini üstüne dökeceğim. Ama şöyle bir şey yapacağım. Dilimleyip üzerine dökeceğim ki daha çok sosun yaymasını sağlayacağım. Sonra üzerine streçleyip buzdolabına koyacağım. Sabah da pişireceğim. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün misafirlerim var biliyorsunuz. Şimdi onlar için bir sofra hazırlayacağım. Güzel bir sofra hazırlamak istiyorum. Dün akşam börek yapmıştım. Onu atacağım. Patates oturtma, galiba onunla da öyleydi. Yumurta kapama yapacağım. Annem de akıtma yapacakmış. Havuç falan da koyacağım. Havuç salatası falan da yapacağım. Yani inşallah güzel bir sofra hazırlayacağız. Ben soframı kurdum bile. Yani kurdum dediğim tabak çanağı falan ayarladım. Göstereyim size. Şöyle tabaklarımı çıkardım. Tabii daha hiçbir şey yok sofrada. Şimdi yavaş yavaş hazırlığa başlayacağım. Ben kahvaltı, yani misafirlerim geleceği zaman genelde şöyle bambuları çıkartıyorum. Bunlar da böyle peynir tabağı işte hazırlayacağım. Gerçi çok fazla peynir çeşitim yok. Yapabildiğim kadar yapacağım böyle. İşte domatesler falan da koyacağım. Buraya domates salatalık, işte buraya reçeller falan filan. Böyle küçük bir kahvaltı sofrası hazırlayacağım. O zaman başlayalım. Bu arada böreğimi çıkardım dolaptan. Gayet güzel gözüküyor. Saat 10 çeyrek geçeye doğru çıkartacağım böreğimi. Fırına atacağım. Şimdi Murat patatesleri rendeledi sağ olsun. Ben de baharatlarını atacağım. Şöyle kırmızı toz biber ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Tuz ekliyorum. Şöyle yağ ekleyeceğim. Ve karıştıracağım şimdi. Evet. Elif ya, yalan. Evet. Gerçekten. Böreğim oldu. Burada da kapamalarımız var. Şimdi onun sosunu ekleyeceğim. Burada da patates oturtmamız var. Bunu da şimdi çıkartacağım. Biz şimdi kahvaltıyı yaptık. Böyle birazcık okuma yapacağız cuma günü olduğu için. Şimdi okumaya geçiyoruz. Evet, sizi şimdi kuzenimle tanıştıracağım. Kendisi şu an telefonla konuşuyor. Benziyor muyuz arkadaşlar? Benzetiyor musunuz? Ben daha şişmanım. Elif şişmanlığa takmış. Aslında hiç şişman değil ama kendisini şişman görüyor. Benden zayıf yani, öyle söyleyeyim size. Elif geldi. Şimdi hep beraber okumamızı yaptık. Şimdi kahve moduna geçiyoruz. Ben kahve yapmaya gidiyorum. Nerede? Geliyorlar bizim çatılara konuyorlar. Çekiyoruz kızım. Seyrediyor onları. Cik cik gel. Gösteriye bak. Kuşlar nerede? Kuşlar nerede aşkım? Nereye konuyorlar kuşlar? Yerim, yerim, yerim. Nasıl yapıyorlar böyle? Şimdi misafirlerimiz gitti. Annemle Elif kaldı. O yüzden biz akşam yemeğine bir şeyler hazırlayacağız. Annem burada kaldırık yapıyor. Buzumda kaldırık vardı. Onu çıkardık hemen. Çorbam var. Şurada dün yapmıştım. Bir de annem makarna suyu koymuş. Makarna yapacağız. Bir de burada böyle bir köfte yapacak. Annem kıyma çıkardım. Yarın için köfte yaparız dedi. Anne harpuz köftesini koymasaydın, onu da yapalım. Onu yapmayalım ya. Yetmez mi? Ya belki Elif beğenmezse onu yer. Tamam. Çünkü ilk defa yiyecek ya, bir baksın tadına. Akşam biliyorsunuz Elif bende kalacak. Elif, Ezgi bir de bir akrabamız Caddebostan'a gideceklermiş gezmeye. Beni de çağırdılar, sen de gel diye. Ben de Murat'a sordum hani gideyim mi ne yapayım diye. Şimdi akşam 7'den sonra böyle çok fazla dışarı çıkmıyorum. Malum çocuğu uyutma falan filan. Murat da git dedi, hallederiz biz dedi. Oraya gideceğim. Uzun zamandır Caddebostan'a gitmemiştim. En son ne zaman gittim? Murat'la gittik ama ne zaman gittiğimi bile hatırlamıyorum, öyle söyleyeyim. Böyle bir cadde turu atarız, eve döneriz diye düşündük. Hazır kuzenim de gelmiş, böyle bir kahve içeriz, muhabbet ederiz dedik. Zaten hafta sonu yarın akşam falan çıkamıyorsunuz. Çıkamıyoruz yani, yasak geldiği için. Siz bunu izlerken yasak var. Sabah 10'la akşam 8 arası yasak değil, sonrası yasak. Bunun için de o saatler dışında çıkamadığımız için bugün çıkalım dedik. Yani ben sonradan dahil oldum plana. Ama birazcık heyecanlıyım. Uzun zamandır dışarı böyle bir yere gitmemiştim. Kafeye falan hiçbir yerlere gitmemiştim. Dikkatli bir şekilde gidip geleceğiz inşallah. Şule dediğimizde amcamızın torunu, kendisi 19 yaşında ve araba kullanabiliyor. O kullanacak, ben kullanmayacağım. Ben hala henüz Caddebostan taraflarına falan oralara gitmekte cesaretli değilim. O bayağıdır kullanıyormuş, karşıya falan da gidebiliyormuş. O yüzden ona güvenip yola çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Şimdi yaş küçük olunca birazcık şey yapıyor insan. Acaba mı, çok tecrübesi yok sonuçta falan diye düşünüyor ama karşıya falan gidebiliyorsa Caddebostan'a hayli hayli gider diye düşünüyoruz. Yani öyle umut ediyoruz. Öyle bir şeyim var kafamda. Onu söylemek istedim size. Bu arada takılarımı beğendiniz mi? Şöyle. Çok güzel. Ben çok beğendim. Eslem Gold diye bir Instagram sayfasından almıştım. Çok güzeller. Altın kaplama, altın değil. Altın kaplama kendisi. Ama kuyumcu işçiliğinde 22 ayar. Hem de kararma yapmıyor dendi. Bakalım kullanalım nasılmış. Evet, size şimdi benim evimde bir anne köftesi nasıl olur onun videosunu çekiyorum. Annem doğradı. Rendeledi soğanı. Suyunu da sıktı. Şimdi artık malzemelerini koyacak. Ama anne o kıyma daha çözülmedi. Çözüldü. Ben bir daha çözdüm diye. Çözülmüş kızım. Evet, şimdi harpuz köftesi var. Elazığ'dan gelmişti şöyle. Belki bilenler vardır. Farklı yörelerde farklı isimler olabilir. Bunu şimdi salçalı yağ koyduk, salça koyduk. Kavuracağız, sonra bunu ekleyeceğiz, sonra su ve tuzu ekleyeceğiz ve hazır olacak. O yüzden kolaylık oluyor çok. Bunu da çıkardım. Elif ilk defa kaldırık yiyeceği için belki sevmez dedim. Seveceği bir şey çıkardım. Yani aç kalmasın diye. size yemekleri göstereyim. Şöyle çorbam, domates soslu makarnam, burada harput köftem, şöyle. Burada da kaldırık. Salatamızı da göstereyim, soframızı da. Burada salatamız ve yoğurdumuz. Yemedi mi? Yemedi. Evet, şimdi giydiğimi göstereyim. Akşam için hazırım bu arada. Şöyle bir mavi elbise giydim. Altları fırfırlı. Şöyle kemer taktım. Normalde kemersiz almıştım bunu. Şöyle kemer taktım. Bir de siyah şal. Makyajım da böyle oldu. Hazırım yani. Çıkabiliriz. Bakalım günümüz, yani gecemiz nasıl geçecek. Evet, Saray Kokoreç'e geldik. Caddedeki. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz böyle. Sonrasında bakalım neler yapacağız. Yalnız ışık çok güzel. Baksana Ezgi'ye. Çok aydınlık. Çok güzel. Evet, güzelmiş. Evet. Biz şimdi kahvelerimizi aldık. Şöyle birazcık yürüyüş yapacağız. Çok kalabalık değil. Gayet güzel açık alan. Kahveleri aldık. Yürüyüş yapıyoruz. Elif'e birazcık Bostancı'yı göstermek istedik. Hem de böyle bir havamız değişsin istedik. Böyle geziyoruz. Özgü Sedalar'daymış. Şimdi Özgü'yü alacağız. Sonra evimize gideceğiz Elif'le. Murat da arkadaşlarıyla buluştu. Bugün böyle biraz anne baba gezme günü yaptık. Zaten güzel geçti bence Elif. Sence? Güzeldi ya. Teşekkür ederim her şey için. Rica ederiz. Yarın da inşallah bir yerlere gideriz. Evet. Bilgisayarımın başında meyve var. Bilin bakalım ben ne yapıyorum. Şurada kahveyi görüyorsunuz. Burada kameram. Evet. Edit yaptık. Çok güzel bir video olmuş. Gerçekten çok içime sindi bu video. Çünkü çok farklı olmuş. Sürekli bir yerlere gitmişiz. Yani sürekli bir şeyler göstermişiz. Dolu olmuş. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah daha güzel videolarda, daha sağlıklı günlerde görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.